Gizem kanalıma hoş geldiniz. Bugün gözaltı torbaları için 4 tane ayrı yöntem göstereceğim sizlere. Neden gözaltı torbalarından başlıyorum? Çünkü malum bugünlerde çok fazla enerji sarf edemediğimiz için uyku düzenimiz hepimizin bozuldu. Yani öyle düşünüyorum. Benim için böyle en azından durum. Bu nedenle de gözaltı torbalarımız, moruklarımız varsa arttı. Olmayanlar da torba edinmiş oldular ne yazık ki. Birazcık bunları yatıştırıcı, dediğim gibi de başta 4 tane yöntem göstereceğim. Hangisi daha kolay edinebileceğiniz malzemelerse ya da daha kolayınıza geliyorsa onu uygularsınız. Evet, bundan başlayalım. Bu bildiğiniz poşet çay. Çayımızı demledikten sonra birkaç dakika buzlukta bekletiyoruz soğuması için ki yanık oluşmasın, gözaltı torbalarından kurtulalım derken. Daha sonra ben gözaltılarımda şu an hiçbir ürün yok. Hemen oralara uyguluyorsunuz şöyle. Şöyle bekletiyorsunuz tampon hareketlerle. Benim şu an birazcık aktı. Gördüğünüz gibi bekletebilirsiniz. Zaten şöyle sileyim ben akan yerleri. Aslında uygulayarak göstermeyecektim ama yine aynı şeye geldi. Gözüm böyle belli dönemlerde, alerjik durumlarda da çok fazla akıyor. İlk onlar reaksiyon gösteriyorlar. Bu durumda gözüme birazcık çay sürdüğümde aynı şekilde onu da yatıştırıyor. Yani yatıştırıcı bir etkiye sahip. Bakalım başka ne özelliği varmış. Bunu bu arada ben gözaltlarımı güzelce nemlendirmiştim. Bunu uygulamadan önce birkaç tane şey uygulayacağım için çok fazla ben zeytinyağı ile böyle gezdiremedim ama bir pamuğa zeytinyağı damlatıp onunla gözaltlarınızı birazcık yağladıktan sonra uygularsanız daha güzel bir etki alırsınız. Ve inanılmaz derecede şişliği alıyor. Dediğim gibi o alerjik reaksiyonda bile kullandığınızda şişliği gözle görülür derecede yok ediyor. Bunu mutlaka deneyin ve çok kolay bir yöntem zaten. Bugünlerde malum kahve çay tiryakisi olduk olmayanlarda. O yüzden hemen buzluğa atın, soğutun ve gözaltlarınıza uygulayın. Muhteşem bir şey. Kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Zaten kafeinin böyle bir etkisi olduğunu biliyoruz özellikle göz çevresine. Kafein demişken hemen başka bir örneğini göstereyim. Bu da bildiğimiz her gün hepimizin içtiği büyük ihtimalle. Hatta birkaç defa oluyor bende. Türk kahvesi telvesinin ben daha önce maskesini yapmıştım, göstermiştim. Sizlere de zaten el içinde, yüz içinde inanılmaz bir etki yaratıyor. Hem yumuşatıyor hem rengi açıyor. Çok güzel bir şey. Kahve telvesini de aynen şu şekilde gösterelim yine. Şöyle uyguluyoruz. Bakın. Bu şekilde uyguluyoruz göz altımıza. Bu özellikle morluk için. Az öncekini daha çok şişlik için ben tercih ediyorum ama bu çok fazla bende morluk mevcut değil henüz. Bu şekilde uykusuzluğum devam ederse belki olabilir. Birazcık da genetik biliyorsunuz ki gözaltı morlukları. Onların da çok iyi sonuçlar aldığını ben başka bloglarda da gördüm. Onlar da çok iyi sonuç verdiğini söylemişler. Yorumları da gayet güzel. Bunu da denemesi gördüğünüz gibi oldukça kolay. Hani o telveyi direkt yıkayacağınızda hemen gözünüzün altına hatta yüzünüze, boynunuza da uygulayabiliyorsunuz. Bunu unutmayalım. Evet, ben de uygulamışken birazcık bekleteyim sonra da yıkayayım dedim. Birazcık faydalandım. En azından yaptığım videodan kendim de faydalanmış olayım. Kahveyi de daha önceki videolarımda göstermiştim. Gayet güzel sonuçlar almıştım. Hatta siz de güzel sonuçlar aldığınızı söylemiştiniz. Biliyorsunuz ki kahvenin yani kafeinin anti-inflamatör etkisi olduğu için şişkinliği de önemli ölçüde azaltıyor. Ama benim kahve telvesinde en çok sevdiğim etki yumuşatması ve pürüzsüz bir hale getirmesi. Kesinlikle denemelisiniz. Göz altınızda da cildinizde de. Zaten o videoyu da büyük ihtimalle eklerim. O videoyu da görürsünüz hani kahve telvesiyle neler yaptığımızı. Şimdi hemen bir diğer önerime geleceğim. Gördüğünüz gibi iki dilim şöyle patatesimiz var. Bunlar da gerçekten görmüşsünüzdür mutlaka. Hadi görmediyseniz de bunu kesinlikle deneyin. Şöyle bir şey, diyelim ki gözlerimizi dinlendireceğiz, birazcık uzanacağız. Bunları hemen böyle iki parça patatesle gözlerimize kapatıyoruz. Şişkinliği nasıl azalttığını kesinlikle görmeniz lazım. Ben patatesle alakalı başka bir maske de paylaşacağım yakın zamanda. Orada da yine bahsederim aynı özellikten. Yani şöyle bir şey, bunları hemen şöyle göz kapaklarımıza kapatıyoruz.
Öyle birazcık dinleniyoruz. 10-15 dakika, 20 dakika, yarım saat. Ne kadar kalırsa hiçbir zararı yok bunun. Bu arada diğer kahve maske, kahveyi de gözaltımıza uyguladıktan sonra 5-10 dakika bekleriz. Ondan sonra da böyle yavaş yavaş, çok da gözaltımızı hırpalamadan ılık suyla çıkarabiliriz. Evet, patatesi de gösterdim. Patatesi kesinlikle deneyin. Zaten hepsi çok kolay. Ben genelde böyle kolay, hani çok fazla yormayacak doğal tarifler göstermeye çalışıyorum. Evet, bir diğer tarifime geldik. Şöyle dökülmeden gösterebilirsem. İçinde süt olduğunu anlayabiliyoruz. Şöyle bir şey, süt, bir yemek kaşığı sütle bir çay kaşığı limonu karıştırıyorsunuz. Sonra bir tane pamuğa böyle bandırıyorsunuz güzelce karıştırdıktan sonra. Yine uygulayacağım. Gözaltlarınıza şöyle tampon yapıyorsunuz. Bunun da uzun vadede kullandığınızda özellikle etkisini çok net bir şekilde göreceksiniz. Aslında bu süt, limon, limon karbonat, bunları biz hep şeyde, işte sivilce maskelerinde görüyoruz. Limonun gerçek anlamda parlatma özelliği çok fazla. Sütün de aynı şekilde. Hani hem beyazlatma hem böyle daha berrak bir görünüm veriyor yaptığımız maskelerde. Yine de ben size okuyayım başka ne faydaları varmış bizim bilmediğimiz. Evet, C vitamini yorgun ve şişkin görünümü azaltıyor zaten. Bunu biliyoruz. Ayrıca limon suyunda bulunan asitler cilt rengini aydınlatıcı etki gösteriyor. Bunu az önce söyledim. Koyu lekelerinde görünürlüğünü azaltıyor. Özellikle gözaltım niye mor diyorsanız bunu böyle, zaten yapımı çok kolay. Yaptığınızı da işte sabah akşam uygulayabilirsiniz. Ben genellikle taze yapılmasına yanayım. Sabah akşam uygulamanızda hiçbir sakınca yok. Onu böyle güzelce gözaltlarımıza yedirirsek, bunu böyle uzun vadede yine kullanmamız gerekebilir. Bir ayda belki sonuç alırız. Belki 1,5 ayda sonuç alırız. Hani böyle hemen yaptığımız gibi sonuç alabileceğimiz bir şey değil. Diğerleri gibi. Diğer mesela çay hemen sonuç veren bir şey. İşte kahve tellesinin zaten etkisi, bakın hala şuraya hiçbir şey sürmedim özellikle. Burası yumuşacık ve şişkinliği azalttığını da söyledim. Patatesi de yine anında bir etki verdiğini görebilirsiniz. Gözlerinizin altını rahatlattığını, o şişkinliği tamamen değil ama birazcık azalttığını görebilirsiniz. Ama bu son söylediğim şey, sütle limonu uzun vadede kullandığınızda gerçekten çok iyi bir etki göreceksinizdir. Bunlar çok kolay erişebileceğiniz şeyler. Hangisi size uygunsa, gözaltınız morsa ona göre bir şey seçebilirsiniz. Daha koyuysa, koyu halkalar varsa bundan şikayetçiyseniz buna göre bir şey seçebilirsiniz. Şişlikler varsa ona göre, zaten çoğu şişkinliği alıyor, konuşamadım. Evet, ona göre bir şey seçebilirsiniz. 4 tane size ayrı ayrı ürün sundum. Ürün de değil bunlar. Ne denir artık? Malzeme sundum. Ama en temelde yatan şey cildimizin su ihtiyacını karşılamak. Tüm cilt sorunları aslında kaynağında cildin susuzluğu var. O yüzden şöyle, ben özellikle böyle 1,5 litre bu şişede olduğunda bitirdiğimi fark ettim gün içerisinde. Bardak bardak içtim, ne kadar içtiğimi bilmiyorum. Ama bunun içine bir aplikatör indirdim. Onu da belki aşağıya bırakırım unutmazsam, ki inşallah unutmam. O aplikatör sayesinde de hatırlatmalar var ve bir bardak da eklediğinizde ekleyebiliyorsunuz. Genellikle pahalı uygulamalar ama ücretsiz bir uygulama tamamen. Onu da söylemiş olayım. Evet, böyle bir şişede olduğunda ben daha kolay içtiğimi fark ettim. Suyu daha zevkli içtiğimi fark ettim. Size de öneriyorum. Evdeyken suyumuzu aksatmayalım. Bakımlarımızı da aksatmayalım. Ben bu süreçte de size doğal maskeler, böyle doğal bakım videoları çekmeyi düşünüyorum. Evet, videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.